Merhaba dostlarım. Son konuşmamızda bizim ölüm ötesi yaşamda bir takım azap ve ızdıraplarla karşılaşmamızın yukarıdaki birini kızdırmamız dolayısıyla başımıza gelenler olmadığını anlatmaya çalışmıştım, başlamıştım. İsterseniz bugün bu konuyu biraz daha açmaya gayret edeyim. Esas itibariyle bu yanılgı, yani yukarıdakini kızdırmanın bize vereceği ceza olayı, Tanrı kavramına dayalı bir inanç ve kabulleniştir. Halbuki ise Tanrı yoktur, Allah vardır. Tanrı yoktur, sadece Allah vardır. Tanrı ve Allah kavramına zannediyorum biraz girmemiz gerekecek. Tanrı dediğimiz zaman biz şunu düşünürüz genelde. Yukarıda, ötede bir yerde bizi bu dünya üstünde veya başka bir mekanda var etmiş bir varlık, bir güç. Bu güç herhangi bir sebeple belki de canı sıkılmış, yeryüzünde bir takım insanlar yaratayım demiş, bizleri meydana getirmiş ve bizi imtihan içinde önümüze çeşitli olaylar koymuş ve bu olayların yanı sıra da belli emirler vermiş. Şunu yaparsan ben seni cennetime atarım, bunu yapmazsan seni cehennemime atarım falan gibi. Şimdi eğer biz bu dünyadayken bu yukarkinin talimatlarına, emirlerine uyarsak cennete gideceğiz, o bizi alıp cennetine sokacak. Yok, eğer onun istediği gibi yaşamazsak bizi alacak, cehennemine atacak. Böyle bir anlayış. Yani bu anlayış dünyada asırlardır birçok dinlerde gelmiş olan anlayış. Ama bu anlayışın doğru olmadığını Kur'an birçok ayetleriyle ve olayı bize açıklayarak veriyor. Diyor ki Tanrı yoktur, Allah vardır. Allah Tanrı değildir. Bizim ilah dediğimiz varlık Tanrı olmayıp Allah'tır. Peki Allah nedir? Burada en önemli konu Allah kavramının ne olduğunu çok iyi anlamaktır. İmkanların nispetinde, becerebildiğim nispette size bu programda ve bundan sonraki birkaç programda bu iki kavram arasındaki farkı ve Allah ismiyle işaret edilen varlığın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ki yarın başımıza gelecekler Tanrı'nın bizi cezalandırması olmayıp Allah'ın düzenine, sistemine uymamamızın doğal sonucu olduğunu idrak edebilelim, fark edebilelim diye. Mesela Kur'an'da bir ayet-i kerime var. Diyor ki onları Allah cehenneme atmadı. Onlar kendi elleriyle yaptıklarının sonucu olarak cehenneme gittiler diyor. Esas itibariyle daha evvelki konuşmalarımda size uzayın, evrenin sonsuzluğundan söz etmiştim. Bırakın evreni, galaksimizin boyutlarını dahi bizim idrak etmemiz, hafsalamızın alması mümkün değil. Binlerle, on binlerle ışık yılları mesafelere serpiştirilmiş yıldızlar. Ne kadar? Milyarlarca. Bu milyarlarca yıldızın teşkil ettiği bir galaksinin büyüklüğünü düşün. Velev ki bu kadar büyüklükte bir tanrı var. Böyle bir tanrının yanında bizim güneşimizin adı geçmez. Varlığı ismi geçmez. O güneşin yanında dünyayı ve dünyanın üzerindeki bir garip insanı düşün. Nesin? Kimsin? Biz ibadet adı verilen çalışmaları böyle bir Tanrı'ya yönelik olarak onun gönlünü hoş etmek için falan yapmıyoruz. Siz bir fert olarak güneşe sövseniz ne yazar, örgü yağdırsanız ne yazar. Güneşin yanında dünyanız milyonlarda bir. Dünyanın üstünde siz
milyarda bir. Şimdi galaksinin büyüklüğünü sonsuzluğunu düşün. Bu sonsuzluk içinde yeriniz nedir? Hiç kere hiç. Aslında bu anlatmaya çalıştığım olayı büyüklerinizden duymuşsunuzdur, işitmişsinizdir. Derler ki, yavrum senin ibadetine Allah'ın ihtiyacı yok. Sen bunları yapacaksan kendin için yapacaksın. İşte şifre, ana öz esas bu cümlede düğümleniyor. Yani biz eğer peygamberin bize bildirdiği, dinin önerdiği bir takım çalışmalar söz konusuysa, bunları yukarıdaki bir tanrıya, bir ilaha, bir varlığa yaranmak için, onun hoşuna gitmek için yapmayacağız. Biz bu çalışmaları kendi geleceğimizi, kendi çalışmalarımızla inşa ettiğimiz için yapmak zorundayız. Kendimiz için yapacağız. Nasıl ki bu bedenin ayakta durması, sağlıklı çalışması için düzenli, sağlıklı gıda alma ihtiyacımız varsa, belli bir enerji ihtiyacımız varsa, bunu temin etmek için de yiyip içmek zorundaysak, aynı şekilde ölüm ötesindeki bedenimiz olan ruh bedenimiz, yani mikrodalga bedenimizin ihtiyacı olan enerjiyi, gücü temin etmek zorunda olduğumuz içindir ki belli ibadet adı verilen çalışmaları yapma mecburiyeti söz konusudur. Bu ibadet adı verilen zikir olsun, namaz olsun, oruç olsun, hac olsun veya bunun yanı sıra daha başka çalışmalar hep bizim kendi geleceğimizi en güzel şekilde inşa etme gayesine matuftur. Eğer biz bu çalışmaları yapmazsak, bu gücün eksikliği dolayısıyla sahip olduğumuz özellikleri hakkıyla kullanamamanın neticesi olarak kendi kendimizi azaba atmış, kendi kendimizi cehenneme atmış ve kendi hayatımızı kendi ellerimizle kendimiz karartmış oluyoruz. Yani Allah kullarını, insanları cehenneme atmıyor. Olay böyle değil. Biz öyle bir sistem içinde yaşıyoruz ki bu dünya ve içinde bulunanlar neticede er geç bu cehennem denen güneşin içine gitmek ve o boyutun şartlarını yaşamak mecburiyetinde. Biz ya şu anda belli çalışmalar yaparak kendimizi bu gelecekteki bize azap verici şartlardan kurtaracağız, huzur ortamına geçeceğiz, kaçacağız. Veya bu çalışmaları ihmal etmemizin doğal sonucu olarak bu ortamda kendi kendimizi azaba atmış olacağız. Burada önemli olan Allah adı verilen bu kainatı, evreni var etmiş olan o muazzam, yüce, kelimelerin tavsif etmesi mümkün olmayan varlığın sistemini, düzenini kavrayabilmektir. Eğer bu düzeni, bu sistemi kavrayabilirsek, o zaman bir takım çalışmalar yapmak mecburiyetini de zaten duyacağız. Çünkü aç kaldığın takdirde elini ayağını oynatamıyorsun. Çaresi nedir? Bir şeyler yiyip güçlenmek. İşte bunun gibi gideceğin ortamın gücüne de erişebilmek için şu anda belli çalışmaları yapma mecburiyeti söz konusudur. Bu konuya inşallah bundan sonraki sohbetimizde de devam edelim. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Hoşça kalın efendim.